Evet efendim, bugünün son konuğu sevgili Bilge Nihan'la devam ediyor olacağız. Bilge Nihan için kocaman bir alkış. Ya merhabalar. Çok yakın zamanda bir bölüm yaptık beraber. Evet. Ve bu bölümü... kaldığımız yerden devam ediyoruz. Aynen, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ama senin için yeni bir şarkının, yine akustik halinde söylediğim bir şarkı, Zehri Yılan'ın da aslında lansmanın olduğu ve çok daha ileriye gittiği bir zamandı. Evet. Ondan önce Net'le devam ettin. İki tane şarkı aslında popüler müziğin içerisinde oldukça kendini ortaya koyan ve liselerde üst basamaklara tırmanan bir şarkıydı. Hatta Net çok uzun süre bir numarada yaşadı. Nasıl bir süreçti senin için? Yani insanların beni tanımasına neden olan şarkıydı Net açıkçası. Onun rüzgarıyla da Zehri Yılan'la devam etti. Ben sonuçtan çok memnunum ki bu bizim rotamızı hala devam etmemiz gerektiğini gösterdi. Şubat ayında yeni bir single gelecek inşallah. İnşallah. Ben bir yandan şunu merak ediyorum. Çünkü haftada sen en azından birkaç gün canlı performanslara devam ediyorsun. İstanbul'da seni bulmak da çok mümkün. Bir yandan da bolca da aslında performans oluyor. Farklı ülkelere bile gidiyorsun. Aslında, yazın özellikle. Evet, yazın özellikle bolca da böyle gezin oldu ama çokça insan seni takip ediyor. Ve çokça insan aslında senin söylediğin şarkıyla kendi duygularını ifade eder konuma da geçti. Ve bu dilden dile pelesenk olmuş bir şarkıya dönüştü Net. Evet, öyle oldu gerçekten. Hali hazırda bugün dinlemeyeceğiz çünkü daha önce akustik halinde dinledik ama. Artık yeter diye. Evet, bu noktada aslında önemli bir başarıyı yakalamak o kadar da kolay değil. Özellikle değil. Popüler müziğin içerisinde yeni bir şarkıyı ortaya koyabilmek ve öncesini de çok fazla göremediğin bir şey aslında. Biraz aynen öyle. Evet. Çünkü köşelerin kapıldığı, herkesin köşesini tuttuğu ve yeni birinin çıkmasına çok da izin vermediği bir yer. Nasıl geçti senin için süreç? Ya dediğim gibi çok heyecanlıydı ve Net aslında benim beklentimin çok çok üzerinde bir performans gösterdi grafiğinde. Dolayısıyla bu bana çok başka kanallar açtı. Kendi müzikal kariyerimde ne yapmam gerektiğini ya da ne yapmamam gerektiğini gösterdi. O açıdan çok etkili bir şarkı oldu. Sevgili Bahadır Tatlıöz de dahil oldu zaten projeye. Çok küçük yaştan büyük yaşa kadar insanların çok çabuk diline pelesenk olan bir şarkı oldu. Daha ne olsun, güzel bir şey tabii ki bu, bir önde olmak isteyen ve kitlelere ulaşmak isteyen bir şarkıcı adına. 2017 senin için harikulade bir seneydi. Güzel. 2018'de bu sene kesin şunu yaparım dediğin ne var? Bu sene kesin bir şarkı yapmak niyetindeyim artık. Peki o şarkı nasıl bir şarkı? O şarkı aslında çok tam bilgi hazır mı bu şarkısı şarkı? Değil. Bazen rüyalarıma giriyor ama uyandığımda gidiyor. Nerede yakalayacağım bilmiyorum onu, bakalım. Harikulade. Gerçek hayatta olması gerekiyor. Bugün senden ne dinleyeceğiz? Bugün iki tane hareketli şarkı hazırladık size. Bolca eşlik bekliyorum özellikle nakarat bölümlerinde. Ben size işaret ettiğimde umarım siz de benimle birlikte hareket edersiniz. Biri bir Sertab Erener şarkısı, İstanbul Sever Seni. Diğeri de herkesin sevdiği Athena, Ah Yaşamak Var Ya. Ki Ah Yaşamak Var Ya'yı eminim ki hepimiz burada birlikte söyleyeceğiz. Ben sana sahneyi bırakıyorum. Bitirdiğin zaman geri dönüyorum. Tamamdır. Canım. Tadını çıkar.